Benim canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Sevmele Hoca. Sevmele Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Yıldızlı Sorular serisinde bugün TYT'nin artık son konusundayız. Son videosundayız. Permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve veri diyeceğiz arkadaşlar. PKBO dediğimiz kısaltması bu olan bu dersimize sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ÖSYM çok tatlı sorular soruyor. Ama bu tatlı sorular hani böyle zor sorular değil. Bak emin olabilirsin buna. E, 2018'den bu yana 2023'e kadar çıkmış bütün sorulara hem MSE'de hem TYT'de hem de AYT'de olmak üzere çıkmış tüm sorulara baktığında bunların gerçekten zor sorular olmadığını, gerçekten çözülebilir kolay derecede sorular olduğunu kendinde görebilirsin. Mutlaka ama mutlaka bakman gerekiyor. Bunu lütfen aklından çıkarma. Zor sorular olmadığını görebilirsin. Ki burada çözeceğimiz soruların çoğu ÖSYM standartının da bir tık üstünde olan sorular. Mutlaka ama mutlaka Dediğim gibi o sorulara bak daha sonrasında gel bir de bunu dinle. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam AYT fulleten seri ve yeni nesil sorularla matematik diye iki tane seri vardı. Bunların ücretsiz pdf'leri mevcut. Youtube'a girip bunları aratabilirsiniz. Yeni nesil sorularla matematik ve AYT fulleten seri. Bu ikisinde de hem kurgu sorular yani ÖSYM tarzı ÖSYM'de daha öncesinde çıkmış soruların kurgusal soruları aynı kurguya sahip aynı çözüm sitelerine sahip sorulardan oluşan ki biliyorsunuz ÖSYM sorularını yayınlamak bizim YouTube kanallarında serbest değil biliyorsunuz ÖSYM dava açıyor gençler. Dolayısıyla biz kurgusal sorularla bir şeyler hazırlamıştım ben size. O sorulara bakabilirsiniz. Arkasından hemen de böyle ÖSYM tarzı sınavda karşınıza çıkabilecek sorular çözmüştüm ben o serilerde. Mutlaka bakın çok fazla vaktinizi almayacak maksimum yarım saatlik videolar ki topu toplasam bunların hepsini 10 video birinde var 10 video birinde var toplam 20 video falan ve ciddi anlamda sizi geliştirecek şeyler. Hani sınava da sayılı zamanlar kalmışken bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben size açık ve seçik biçimde bunu söyleyebilirim. Hani kendim emin olmasam bu seriden gerçekten gerçek anlamda size önermem gençler. Açıp çözebilirsiniz. Çok yarar olacaktır sizlere benden söylemesi. Şimdi bugünkü videomuzda da P PKBO konusunu ele alacağız ve birbirinden güzel 12 tane soru çözeceğiz sizle beraber. Hazırsanız çıktılarını al çıktılarınızı aldıysanız, videoyu beğendiyseniz, abone de olduysanız sizden ricam geçebiliriz dersimize. Evet bugünkü videoyu beyaz ekranda yapacağım gençler çünkü Renkler e, bugünkü videomuzda değerli olacak bizim için. Renkler daha önemli. Bundan kaynaklı bugünkü videoda beyaz ekran olacak. Hem biraz da gözünüz gönlünüz açılsın istedim. Böylelikle karşıdaki beyaz ekrandan da yüzüme ışık vurduğu için yüzümde daha aydınlık görünüyor. Özlemişiz. Biraz gözler e, sakatlık çıkarıyor beyaz ekranda. Çünkü parlak şimdi. Orada ekran var beyaz. Orada ekran var beyaz. Önümde ekran var beyaz. E, biraz sıkıntı çıkarıyor ama yapacak bir şey Yok. Hadi bakalım başlayalım. Aşağıda farklı renklerde üzeri, üzerinde ağırlıkları yazan 9 tane ağırlık verilmiş bize. Şimdi Erol diye bir vatandaş var. Bu ağırlıkları kullanarak aşağıdaki eşit kollu teraziyi denge konumuna getirmek istiyor. Buna göre Erol terazinin dengeye gelebilmesi için ağırlıkları kaç farklı biçimde boş kefeye koyabilir diye sorulmuş. Şimdi gençler bunun dengeye gelmesi için benim ahanda buradaki kefeye 16 kilo ağırlığında bir ağırlık koymam gerekiyor değil mi? 16 kilo olacak ama. E şimdi bunlardan hangilerini seçerek ben 16 kiloyu tamamlarım ki en basitinden mesela 8'de 8'i toplarsam şöyle düzgün yazalım onu. 8'de 8'i toplarsam 16 elde ederim. Tamam güzel. Başka hocam sadece 8 8 değil mesela bu 8'lerden bir tanesini ben 4 4 biçimde koyarsam da yine 16'ya erişmiş olurum. Hatta hocam 4 kiloluk ağırlıktan 4 tane olduğu için ben buna 4, 4, 4, 4 de diyebilirim. Değil mi? Gayet tabii diyebiliriz. Hatta hocam şuradan fazla kokmadan buradaki 4'ten bir tanesini ben hani bir tanesini 4, bir tanesi, bir tanesi 8, birini 4. Ötekini de öteki 4'ü 2, 2 biçiminde ayırıp da ben 16'lık bir e, şey elde edebilirim. Veya buradaki 4'lerden bir tanesini 2 seçersem yani 4, 4, 4, 2, 2 seçersem bu da benim kabulümdür diyebiliriz. Toplam 5 tane durum var birbirinden farklı. Farklı bir durum gelmez inanmazsan say. Şimdi geldim buraya. 8-8 abi benim 3 tane birbirinden farklı e, 8 kiloluk ağırlığım var değil mi? E ben bu 8 kiloluk ağırlıklardan 2 tanesini seçmem gerekiyor. Ve alacağım boş kefeye koyacağım. E şimdi o zaman 3 tanesinden herhangi 2 tanesini 3'ün ikilisi biçimde seçerim. Yani 3 farklı biçimde seçerim. Bu cepte. Şimdi geldim buraya bak. Şurada bir tane 8 var. 3 tanesinden bir tanesini seçeceğim çarpı burada 2 tane 4 var. E 4 tane 4'üm vardı benim. O 4 tanesinden de iki tanesini seçeceğim. 3'ün birlisi 3, 4'ün ikilisi 6. Bunları çarparsak 18 yapar. Demek ki 18 farklı biçimde de dengeyi kurabiliriz. Bu şekilde. Yani bir tane 8, 2 tane 4 kullanacaksan bu şekilde 18 farklı biçimde yaparım. E 4 tane 4'ü nasıl hallederiz hocam? 4 tane 4 için de şunu yaparsın. E zaten 4 tane 4'üm vardı. 4'ünü de seçmen lazım. 4'ün 4'lüsü. E 4'ün 4'lüsü de 1 yapar. Tamam. Geldim şu kısma. 8 4 2 2. Yani bir tane 8 seçeceğim. 3 tanesinden bir tane 8 seçtim. 4 tane 4'ten bir tane 4 seçtim. 2 tane 2'den iki tane 2 seçtim. Böylelikle 3 kere 4 kere 2 ya yani 3 kere 4 kere 1 ne yapar? 12 yapar. Tamam, bunu da hallettik. Geldim şimdi şu kısma. 4 tane 3'ün var. 4 tane 4'üm vardı. 3 tanesini seçeceğim. 4'ün üçlüsü biçiminde seçilir bu. Çarpı 2 tane 2'm vardı. İkisini seçeceğim. O da 2'nin ikilisi. 4'ün üçlüsü 4, 4 2'nin ikilisi 1. 4 kere 1'den 4 farklı biçimde seçim yapılır dedik. Şimdi ne yapmamız lazım? Toplayacağız. 3 farklı yöntemle denge kurulabilir demiştik. 18 farklı yöntem etti 21. 1 daha 22. 12 daha 34 hocam. 4 daha 38 yapar hocam. 38 Cevap mı? Evet cevap. Hatta benim ilk okul numaram. Doğru cevap A şıkkındaydı. Geçtik diğer soruya. Şimdi diğer soruda da gençler diyor ki aşağıda tabloda bir hastanede çalışan doktorun deneyim süresine göre ünvanları verilmiş bize. Şimdi deneyim, intern, uzman, profesör ünvanlar bunlarmış. Mesela internden 3 tane varmış, uzman doktor yine 3 tane varmış, profesörden 4 tane varmış. Tamam bunlar biliniyor. Şimdi bu hastanede çalışan doktorlar bir sempozyuma aşağıdaki kurallara göre katılacak diyor. Dörder kişilik iki ekip şeklinde katılım sağlanacakmış. Dört kişilik bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Tamam iki tane grup olacak. İnternlerin tamamı sempozyuma katılacak abi diyor. Yani ben şuradaki üç internin hepsini de bu gruplardan herhangi birine dahil etmek zorundayım. Bunu ya üçünü de bir yere koyarım ya da ikisini bir yere birini bir yere koyarım ama Mecburen hepsini alacağım. Ve diğer bilgide de diyor ki iki ekipte de her deneyimden en az bir kişi olacak diyor. He, şimdi o zaman şöyle bir durum söz konusu. Ee, internlerden, internler ayrılacak, mecbur ayrılacak. Çünkü birini bir tarafa koyduğun, üçünü de bir, bir tarafa koyarsan diğer gruba intern kalmaz. Ama diyor ki iki ekipte de her deneyimden en az bir kişi olacak diyor. Şimdi o zaman kardeşim şöyle yapalım biz bunu. Burada dört tane e, böyle bir ekip oluşturduk ama hani bir tane daha oluşturalım. Niye hocam? Çünkü yani hangisi ne tarafa gidecek onu bilmemiz lazım değil mi? Mesela şöyle diyelim. Burada intern, uzman ve profesör olacak dedik. Burada da intern, uzman ve profesör olacak dedik. Aynı şekilde burada da intern, uzman ve profesör olacak. Burada da intern, uzman ve profesör olacak dedik. Peki sonra hocam şimdi internlerden dikkat ettiysen iki tane kullandık bak. Bir, iki. 3'ü üçü de katılacaktı. O zaman ben diyorum ki internlerden bir tanesi ya buraya kayar ya da bu tarafa kayar. Yani ikisinden birisi olur. Ya oradadır ya burada. Şimdi grupların isimleri farklıysa iki farklı çeşitte sayacağız. Ama farklı değilse bunlardan birini zaten ileyeceğiz. Aynı şeyi saydık diyeceğiz tamam mı? Oraya dikkat etmemiz lazım soruyu çözdükten sonra. İyi dinle şimdi beni. Hocam internler tamam ben bunları yerleştirdim. Geriye kaldı uzman ve profesör. Yalnız ben buraya zaten uzmanlardan birini seçmiştim. Artık uzman sayısı iki tane kaldı. Buraya zaten bir tane profesörü seçmiştim. 3 tane profesörüm kaldı. Hatta ve hatta uzman ve profesör e buraya da uzman ve profesör seçtik. E o zaman ben ne diyeceğim? Buradakilerden bir tanesini seçmiştim. Bir tane kaldı. Yine bir tanesini seçmiştim. Yine burada da iki tane kaldı bu sefer. Tamam, güzel. E şimdi canım kardeşim bak, beni iyi dinle. Ben şöyle bir şey yapacağım. Lan ben buraya bir tane uzman bir tane profesör seçtim. Başlangıçta uzman ve profesörün sayıları 3'e 4'tü biliyor. Şimdi şuradaki uzmanı 3 farklı biçimde seçerim. Buradaki profesörü 4 farklı biçimde seçerim. Çarpı devam ediyorum şimdi. Buraya abi bir tane uzman ve bir tane profesör seçilecekti o kesin. Yani yine iyi dinle. 3 tane vardı. Bir tanesini buraya yerleştirdim. 2 kaldı. Bir tane profesör buraya yerleştirdim. 3 kaldı. O zaman buradaki uzmanı ben iki farklı biçimde Buradaki profesörü ben 3 farklı biçimde seçerim. Çarpı dedim yoluma devam edeceğim şimdi. İyi dinle beni. Hocam zaten bak burada bir tane uzman burada bir tane profesör vardı. Değil mi? Burada da uzman ve profesör vardı. E toplamda 2 tane uzman 2 tane profesör seçtim. Geriye bir tane uzman bir tane profesör kaldı. Yani toplam 3 kişi kaldı. Şimdi ben buraya uzman mı koyayım profesör mü koyayım bunu düşünmemem lazım. Bunu başkası düşünsün. Bana ne? Benim yapmam gereken hareket şu şimdi. Geriye 3 tane kişi kaldı. Bu 3 kişiden herhangi bir tanesini buraya yerleştirmem lazım diyeceğim. Yani çarpı 3 diyeceğim gençler. Tamam. Olay bunlar ibaret. Peki hocam. Şimdi ne olacak? Bak ne olacak ben sana söyleyeyim. 3 kere 4 12. E şurası da kaç yaptı hocam? Burası da 18 yaptı. 12 ile 18'i çarpacağız. 18 çarpı 12 dedim. 12 kere 18 kaç yapar? 36. Şöyle 18'i yazdım. Topladım. 6, 1, 2, 216 geldi hocam. Tamam. Şimdi burada şöyle bir durum var artık. 216 tane farklı durum elde ettim ben. Ama ulan hani intern, intern, intern dedim. Ama hani buraya gelen internler hangi internler onu bilmiyoruz. O halde ikinci durum direkt iptal olacak. Niye? Çünkü ben diyeceğim ki Hocam gruplar burada önemli değil. İki grup haline gidecek diyor. Ve unutma ben şuradaki internü seçmek için 3'ün birlisi demem lazım. Şuradakini seçmem için 2'nin birlisi demem lazım. Buradakini seçmem için 1'in birlisi demem lazım. Lakin bu grupla bu grup aynı olduğu için bir de ikiye bölmem lazım. Ya da dersin ki: "Hocam, şuraya bir tane intern gelecek ya. Ben bunu 3'ün birlisi biçiminde seçebilirdim zaten. E geriye kalan 2 kişi de otomatikman seçilmiş olur. Demek ki ben bu bulduğum 216'yı bir de 3'ün birlisiyle çarpmam gerekiyor. Çarptığım takdirde de 648'in ta kendisini elde ederim. Yani cevabımız da böylelikle E şıkkı olur diyeceğiz. Geçtik Diğer soruya. Şimdi geldik bu soruya. Bu soru benim ciddi anlamda sevdiğim bir soru. Ve inşallah karşına da sınavda çıkar. E sen de bunun çözümünü dinlediğin için artık sınavda da inşallah böyle bir soru çıkarsa S.M.L. Hoca anlattıydı dersin çözersin. Tamam. Şimdi beni iyi dinle bak. Öncelikle bu soruyla alakalı hatırlatmamı ben sana yapayım. Şuradaki artı var ya artı. O artı eşittir olacak tamam mı? Eşittir bir şey. Toplamının değeri AB sembolüne eşitmiş. Yani ben direkt şuraya AB yazayım. Tamam mı? Şimdi sırada ne var? Beni iyi dinlemek kalıyor geriye. Beni iyi dinle. Abi N ve R pozitif tam sayı. N, R'den büyük veya eşit olmak üzere demiş. E, buradaki N, R sembolünün değeri X artı Y'nin N'inci kuvveti ifadesinin açılımında X'in azalan kuvvetlerine göre sıralandı. Baştan R'ninci terimin kas biçimde tanımlanıyor. Şimdi bak. Binomla alakalı biz Şöyle bir formülümüz vardı. Soruların %90'ını çözdürüyordu bize bu formül. Ne diyorduk? X artı Y'nin N'inci kuvveti açılımında tamam mı? Yani mesela X'in azalan kuvvetlerine göre yaptığımız zaman biz bu açılımı. Açılımında baştan diyorduk. Baştan kaçıncı terim? R artı birinci terim diyorduk. Biz bu terimi nasıl yazıyorduk abi? E, N'in R'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r diyorduk. Şimdi burada bizim katsayımız şu oluyor. N'in r'lisi. Ve dikkat ettiysen buraya r yazıyoruz. Bak buraya r yazıyoruz abi. Ama unutma. Ama unutma. R artı birinci terim olduğu zaman r yazıyoruz. Yani bir eksiğini alıp n'in r'lisi diye diyoruz. Tamam mı? Mesela beşinci terim diyorsa n'in dörtlüsü diyeceğiz. Üçüncü terimi mi sordu? N'in ikilisi diyeceğiz gibi. E şimdi burada da bizi diyor ki bak Baştan R'ninci terim diyor bu. R'ninci terim. Yani R şurada yazan. Mesela burası baştan üçüncü terim diyor ya. Bir eksiklerini alacağız demek ki biz bunların. Yani abicim bak şu 9'un üçlüsü var ya. 9'a yani 3 var ya ben orada 9'un ikilisini almam gerekiyor. Artı şurada 9'a 4 yazıyor. 9'un üçlüsünü alacağım ben. Artı devam 10'a 5 yazıyor. onun dörtlüsü demek ki burası abi. Artı 11'e 6 yazıyor. 11'in beşlisi demek ki burası. Ve son olarak 12'ye 7 yazıyor. Demek ki 12'nin altılısı diyeceğim ben buraya. Bunları toplayınca ne oluyormuş bak? A'ya B sembolü. O sembolü ne yapmam lazım? A'nın B eksi 1'lisi yapmam lazım. İşte buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu aşamadan sonra da olaylar şöyle ilerliyor. Şimdi öncelikle bak 1, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Bunu yazamayan var mı? Bu yoktur değil mi bunu yazamayan eleman? Bence olmaması lazım. Bu neydi? Hatta bunun ismi Pascal üçgeniydi değil mi? Abicim şimdi bak bu Pascal üçgeni ama Pascal bunu yazarken şöyle dememiştir bence. Hani köşelere bir yazayım e ee, toplayınca alttakini versin. Yürü Hani böyle üçgen mi olur oğlum? Yani <laughs> o zaman biz de İsmail dörtgeni çıkaralım abi. İsmail beşgeni yapalım biz de. Köşelere bir yazalım. Toplayınca bir şeyleri verir illa yani. Hani Buna kafa yorarsak dünyaca önlü bir bilim adamı olunabilir mi sizce? Olunamaz bence. Abi bunun bu Pascal üçgeninin aslına bakarsan orijinali bu değil. Orijinali şöyle gençler. Şimdi sıfır tane elemandan sıfır tanesini seçmece. Bir tane elemandan bir tane veya sıfır tane seçilebilir. İki tane elemandan iki tane veya iki tane elemandan bir tane ve 2 tane elemandan 0 tane seçilebilir. Veya şimdi devam edelim mesela. Ben bunları birazcık şöyle küçülteyim senin için. Şimdi devam edelim bak. 3 tane eleman için düşünürsem 3 taneden 3 e, tane seçebilirim. Daha sonrasında 3 taneden 2 tane seçebilirim. 3 taneden 1 tane ve 3 taneden 0 tane eleman seçebilirim değil mi? E şimdi abi olay nereye gidecek bak iyi dinle beni. Şimdi biz Pascal üçgeninde diyorduk ya hani şununla şunun toplamı bunu veriyor. Bununla bunun e, toplamı gençler 3'ü veriyor. Bununla bunun toplamı 3'ü veriyor. Bununla bunun toplamı 4'ü, 6'yı, 4'ü değil mi? Bu şekilde devam ediyoruz biz. Şimdi dikkat ettiysen birin birlisi 1'di. Birin sıfırlısı 1'di. Ve toplayınca bize 2'nin birlisi olan 2'yi veriyor. 2'nin ikilisi 1'di. 2'nin birlisi 2'ydi. Toplayınca bize buradaki 3'ün ikilisi olan 3'ü veriyor. Bak burası da 3'ün birlisi 3. Bu da 1'di zaten. 2 ile 1'in toplamı bize 3'ü veriyor. Demek ki Pascal'da böyle bir özellik var. Hatta hatta mesela ben burada 2'nin birlisiyle kinin ikilisini toplayınca neyi bulmuşum abi? 3'ün ikilisini bulmuşum değil mi? Bak dikkatli dinle şimdi beni. O bir tane özellik var. Ee, öğrencilerin yarısının unuttuğu bir özellik. Şimdi o özelliği inceleyeceğiz. Bak. Burası 2, burası 2. Alt tarafa bakıyorsun. 1 2 ardışıklar. Üst taraflar aynıyken alt taraflar ardışıksa diyorduk biz o kuralda. Ne diyorduk gençler sonrasında? Buraya o üstteki yazanın bir fazlasını yazıyorsun. Buraya da alttakilerden büyük olanı yazıyorsun diye kural veriyorduk değil mi? Yani o zaman bu olay aslında Pascal üçgeninin aynısı. Ve bu kuralı tekrardan şimdi hatırladıysan eğer bir daha unutmazsın umarım. Pascal üçgeninden geliyor. Bu olay bize aslında şurada güzel bilgiler verebilir. Bak iyi dinle. 9'un ikilisiyle 9'un üçlüsünün toplamı o halde onun üçlüsüdür gençler. Şimdi burası onun üçlüsü etti ya. Onun üçlüsüne onun dörtlüsünü eklersen 11'in dörtlüsünü elde edersin. 11'in dörtlüsünü 11'in beşlisini elde edersen e, eklersen 12'nin beşlisini elde ederiz. 12'nin beşlisini 12'nin altılısını eklersen 13'ün altılısını elde ederim ki bu da A'nın B eksi eşittir. Şimdi madem bunlar birbirine eşit. A artı B toplamının alabileceği değerlerin toplamı demiş ya. Şimdi bak iyi dinle. Abi 13'ün altılısı 13'ün altılısına eşittir. Dolayısıyla ben A'yı 13 ve B-1'i de 6 olarak kabul edersem ki B-1 6 ise B burada 7 yapar. Yani A 13 iken B 7 olabilir. Böylelikle A artı B'nin alabileceği değerlerden bir tanesi 13 ile 7'nin toplamından 20'dir. E hocam başka bir şeye daha eşit mi ya? Eşit tabii ki. Şöyle dersin 13'ün 6'lısı biliyorsun ki 13'ün 7'lisine de eşit. Altta yazanların toplamı yani R'lerin toplamı üst tarafı veriyorsa bunlar birbirine eşit. Mesela 5'in ikilisinin 5'in üçlüsüne eşit olduğu gibi veya buradaki 3'ün ikilisinin 3'ün birlisine eşit olduğu gibi veya 3'ün üçlüsünün 3'ün sıfırlısına eşit olduğu gibi. Madem öyle bu da A'nın B-1'lisine eşitse gençler o halde A yine 13 olarak kabul edilebilir ama bu sefer B-1 7 ise B8'dir dersin. A artı B bu sefer 21'i alır. E farklı değerlerin toplamı sorulmuştu. 20 ile 21'in toplamı bize 41'i verir. Cevabımız A şıkkıydı. Geçtik diğer soruya. Bu sorumuzda da aşağıda bir sinema salonunda oturma planı verilmiş gençler. Sinemaya birlikte gidecek olan Efe ve Fikret rastgele iki tane koltuk seçiyor. Buna göre Efe ile Fikret'in yan yana veya arka arkaya iki koltuk seçip oturma olasılığı nedir diye soruluyor. Şimdi burada toplam boş koltuk sayısı bizim için önemli. Toplam boş koltuk sayısına bakacak olursan 1 2 şurada 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane boş koltuk var tamam mı? Bak 13 tane boş koltuk var. Şimdi bunlar 13 tane boş koltuğa 2 kişi oturacaklar ya. 13 tanesinden birini seçer. Biri oturur. Geriye kalan 12 tanesinden e, bir tanesinde diğeri seçer oturur. Bu bizim için tüm durumdur gençler. Şimdi istenen duruma göz atmamız lazım. İstenen durum ne? Yan yana veya arka arkaya olsunlar diyor. Şimdi güzel kardeşim bak. Şurada yan yana veya arka arkaya oturma ihtimalleri yok zaten. Bak şurada arka arkaya otururlar. Önce arka arkaya olanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 farklı biçimde arka arkaya otururlar. 6, 7, 7, 7, 8. Bak böyle otururlarsa yan yana olurlar. 8. Başka var mı? 9. 9 farklı biçimde de bu şekilde otururlar. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. Bu 9 tane durumdan herhangi bir tanesini seçerler. Ama tabii kendi aralarında da yer değiştirebilirler. Çarpı 2 dedim. E güzel. Şimdi 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 6. 3'e böldüm. 2. 3'e böldüm. E burası da 3 geldi. 3 bölü 26. Bana cevabın ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da C şıkkıdır deriz. Geçeriz diğer soruya. Şimdi bu soruya dikkat. Hakan şekildeki standart zarın bir yüzüne bir nokta daha ekleyip hileli bir zar elde ediyor. Tamam mı? Bu hileli zar ard arda iki defa atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olma olasılığı 1 bölü 6'dır denilmiş. Buna göre Hakan aşağıdaki yüzlerden hangisine bir, bir, tane daha nokta ekleyip hileli zarı oluşturmuş olabilir diye soruluyor. Hmm. Şimdi abicim bak. 8'i elde edebilmemiz için neler yapmamız lazım? Önce ona bakalım bir. Mesela ilk atış 2, sonraki atış 6. Ya da ilk atış 6, ikinci atış 2 gelebilir. Veya 3'e 5 olur, 5'e 3 olur ya da 4'e 4 olur. İlk atış 4, sonraki atış 4 olabilir. Değil mi? Şimdi bunlar cepte okey. Sıkıntı yok. Ama hilelizar dedik. Şimdi mesela burada birin yanına ben bir tane daha eklemiş olsaydım. Şıklardan gidelim. Bir numaralı kısma bir tane daha nokta eklerse... ...benim e, iki diye bir görüntüm oluşur. Artık bir ortadan kalkmıştır. Ki buradaki ihtimallerin içerisinde bir yok zaten. Bir tane daha iki var. E şimdi o halde şöyle düşünelim. Mesela biz... Birincisinde 2, ikincisinde 6 gelme olasılığı 1 bölü 6'ydı değil mi? 1 bölü 6. E burası da 1 bölü 6. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dan 1 bölü 36 gençler özür diliyorum. 2 gelme olasılığı 1 bölü 6. 6 gelme olasılığı 1 bölü 6 çarparsam 1 bölü 36 ihtimalle ne gelir? 2'ye 6 gelir. E burası da 1 bölü 36 o halde. E hocam bu da 1 bölü 36. Alttaki de ve alttaki de 1 bölü 36. Bunların toplamı 5 bölü 36. Yani... Normal bir zarla eğer e, biz toplamları 8 olsun istiyorsak 5 bölü 36 ihtimalle 8 olabiliyordu. Peki biri ekarte edip 2 tane 2 mi olursa? Şimdi 2 tane 2 olursa işler değişebilir. İyi dinle şimdi beni. Şurayı sildim. Diyorum ki şimdi bak iyi dinle. 2'ye 6 gelme olasılığı değişir. Şimdi 2'den 2 tane olduğu için 2 gelme olasılığı artık 1 bölü 3'tür. Değil mi? Çünkü 2 tane 2 var. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelir. Çarpı 6 gelme olasılığı yine 1 bölü 6'dır. Bunların çarpımı 1 bölü 18'i verir bize. 6'ya 2 gelme olasılığı da 1 bölü 18'dir. Bunlar yine 1 bölü 36, 1 bölü 36, 1 bölü 36. Toplam 3 bölü 36 yapar. Artı e şunların toplamı 2 bölü 18. 2 ile genişletirsem paydası 36 olsun diye 4 bölü 36 yapar. Ki toplarsam 7 bölü 36 olur. E şimdi 1 bölü 6 olması gerekiyordu. Yani 6 bölü 36 olması gerekiyordu. Değil mi? Ama 6 bölü 36 gelmedi. Ne geldi? 7 bölü 36 geldi. Demek ki birinci yanlışmış. A şıkkı olmaz arkadaşlar. Ben 1'in üstüne bir nokta daha koyup 2 yaparsam toplamları 8 gelme ihtimali 7 bölü 36 oluyor. 1 bölü 6 olmuyor. Şimdi şuraya bir tane nokta koyduğumuzu düşünelim. Yani 2 yerine 2 tane 3'ümüz olsun. 2'yi iptal ettik. 2'yi iptal ettiysek abi bu durum iptal olur. Bak bu durum da iptal olur. Tamam mı? Şimdi 2 gelemez çünkü artık. 3'e 5, 5'e 3, 4'e 4. Bunlara bakacağız şimdi. 3 gelme olasılığı 2'ye katlanmıştır. Çünkü artık 2 tane 3 var. Dolayısıyla 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3 olacaktır. 2 bölü 6 yazalım biz. Çarpı 5 gelme olasılığı 1 bölü 6 idi. Çarparsam 2 bölü 36 gelir. E bu durumda 2 bölü 36... Şimdi 4 gelme olasılığı 1 bölü 6 idi. Öteki 4 gelme olasılığı 1 bölü 6. 1 bölü 36 da buradan geldi. Ben şimdi şunları toplarsam 5 bölü 36 gelir. Aha olmadı. Bu da gitti. E şimdi bu da iptal olduğuna göre artık biz ne yapacağız? Diğer duruma bakacağız. Yani C şıkkına bakacağız. Bir tane daha nokta koyup 3'ü 4 yapabilirim. Şimdi 3'ü 4 yaptığıma göre artık 3 gelme ihtimali yok. Çünkü 3 yok. Peki Şurası zaten 1 bölü 36 idi hocam. Bu da 1 bölü 36 idi. Değil mi? Şimdi geldim buraya. 4'e 4. 4'ten 2 tane var. Yani 2 bölü 6 ihtimalle 4 gelir. E i̇kincisi de 2 bölü 6 ihtimalle. E bu da ne gelir? 4 bölü 36. Şimdi ben bunu bunu ve bunu toplarsam 6 bölü 36'dan 1 bölü 6 yapar ki cevabımız C'nin ta kendisidir. Yani 3'ü 4 yaparsak Toplamlarının 8 gelme olasılığı Zarın üst yüzüne gelen sayıların Toplamlarının 8 olma olasılığı 1 bölü 6 olur diyoruz Doğru cevabımız C idi Geçtik diğer soruya İbrahim diye bir eleman var Bir çift zar atıp üst yüze gelen sayıların çarpımını Aşağıdaki tabloya yazmaya başlıyor İbrahim tabloyu doldurduktan sonra Can tablodaki sayılarla Bir A kümesi oluşturuyor Buna göre A kümesinden Rastgele seçilen bir elemanın tek sayı olma olasılığı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben bu tabloyu kendim doldurursam eğer 1 2 3 şurası 4 şurası 5 burası 6 olacaktır. Şimdi yine burası da 1 kere 2, 1 kere 3 ve 1 kere 4'ten kaynaklı 1 2 3 4 5 6 diye sıralanacaktır. E devam edelim. Mesela 2 kere 2 4, 2 kere 3 6. Bak çiftler çiftler artıyor. Yani ikişer ikişer artıyor. 2 4 6 8 10 12 olacaktır. E geldim buraya 3 ne olur? 6 olur 2 kere 3. 3, 6, 9, 12, 15 ve 18 olacaktır. Geldim buraya 4 o zaman 8, 12, 16, 20 ve 24 olacaktır. Geldim buraya e ne olur 2 kere 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye devam edecektir. Burası da 6, 12, 18, 24 ve 30 olacaktır, değil mi? İbrahim doldurdu. İbrahimle işimiz kalmadı. Şimdi geldik Can'ın yaptığı işleme. Can Buradaki yazan sayılarla bir A kümesi oluşturuyor. A kümesi oluşturuyor. A kümesini o zaman yazalım abi biz. A kümesi açtık parantezi. Şimdi 1 var. Değil mi? 1'i yazdım. Şimdi 2 tane 2 tane var ama bir kere yazacağım ben bunu. 2. Sonra hocam 3. Üç. 3'ü de yazdım. 4 burada var, burada var, burada var. 4'ten de ama yine kaç tane yazacağım? Bir tane yazacağım değil mi? 5'e geldim. 5, 5, 2 tane 5 var. bir tane yazdım. 6'dan bak burada var, burada var, burada var, burada var. Ne çok 6 var değil mi? 6'dan da bir tane yazdım. Şimdi 7 yok. 7 yazamaz zaten. Geldim 8'e. 8 Sekiz burada var, burada var. 8'de de yazdım. 9'dan bir tane var hocam. 9'dan bir tane yazdım şöyle. 10'dan 2 tane var. Yine ondan da bir tane yazacağım. 10. 12'den 1 2 3 4 bak. Bunların hepsi 12. 12'de bir tane yazacağım ama. Sonra 15'e geldim. 15'ten bir tane var. 15 yazdım. 2 tane vardı. 16'dan bir tane var. Onu da bu şekilde yazdım. 18'e geldim. 18 burada var. Burada var. 18'de yazdım. Tamam mı? 20'den yine burada 2 tane var ama bir tane yazacağım. 24'ten 2 tane var. 24'ü yazdım. 25'ten bir tane var. 25'i de yazdım. Ve 30'dan 2 tane vardı. Bir tane yazdım. Ve son olarak 36'mız var. Çok güzel. Küme bitti abi. A kümesi bu kadar. A kümesi kaç elemanlı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 elemanlı. Şimdi A kümesinden seçilen rastgele seçilen bir elemanın tek sayı olma olasılığı soruluyordu. Tüm ihtimal zaten 18. Değil mi? Ben istenen durumu yazacağım şimdi. İstenen durum neydi hocam? E, i̇stenen durum belli, tek olması. Yani 1 3 5 ondan sonra 9 15 25 başka da yok değil mi? İstenen durum 6 taneymiş. O zaman pay kısmı 6'dır. 6 bölü 18 bana 1 bölü 3'ün ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Tabii ki devam edelim diğer soruyla. Ahmet, Berra, Cenk ve Deniz (A, C, D) isimli 4 kişinin her birinin gardırobunda bulunan 4 farklı tişörtün renkleri aşağıdaki tabloda verilmiş gençler. Şimdi A, B, C ve D buluştuklarında Aynı renk tişört giymiş olma olasılığı nedir diye soruluyor. Aynı renk. hepsinde olan bir renk var mı? Var. Mesela mavi. Bak her birinde mavi var. Hatta Ahmet de iki tane mavi var. Değil mi? Bir de her birinde olan bir renk daha var. O da yeşil gençler. Bak burada, burada, burada ve burada hatta denizde iki tane yeşil var. Ona da dikkat ediyorsun. Başka her birinde aynı renk olan bir şey yok mesela sarı tam yaklaşmış ama burada sarı yok mesela. Yani buluştuklarında mavi veya yeşil giyme olasılıkları soruluyor açıkçası. Peki bunu nasıl dizayn edebiliriz? Nasıl düşünebiliriz? Şöyle ki Ahmet'in Ahmet'in maviyi giyme olasılığı ya da kaç farklı biçimde mavi giyer? Bunu düşünebiliriz. Ya da diyelim ki direkt olasılık üzerinden ilerleyelim. Ahmet'in mavi giyme olasılığı abi 2/4'tür. Değil mi? Çünkü iki tane mavisi var. Dört tane tişörtü var. Çarpı. Bora'nın mavi giyme olasılığı 1 bölü 4'tür. Çarpı. Cenk'in mavi giyme olasılığı yine 1 bölü 4'tür. Çarpı. Deniz'in mavi giyme olasılığı yine 1 bölü 4'tür. Yani burası bana 2 bölü 16 kere 16 256'yı verir. Çok güzel. Şimdi yeşile bakalım. Ahmet'in yeşil giyme olasılığı 1 bölü 4'tür. Çünkü bir tane yeşil tişörtü var. Çarpı. Bora'nın da bir tane yeşili var. 1 bölü 4. Cenk'in de bir tane yeşili var. 1 bölü 4. Deniz'in iki tane yeşili var. 2 bölü 4. E bu da bana 2 bölü 256'yı verdi. Şimdi tüm durum bu zaten. Artık iki farklı durumu toplamam lazım. 4 bölü 256 geldi gençler. Ki ben bunları 4'e bölersem üst taraf 1 olur. Alt tarafı 4'e böldüğüm takdirde 64'ün ta kendisini bulurum. 1 bölü 64 bana cevabı verir. Cevabım aşık kıydı. Geçtim diğer soruya. Şimdi gençler kart vizitinin bir kısmı yırtıldığı için Telefon numarasının bir kısmı görünmeyen İsmail Öğretmen'e öğrencisi Hilmi görünmeyen 4 haneyi soruyor. Zaten ilk 7 hanesini biliyormuş. Bu arada benim numaram böyle başlamıyor gençler haberiniz olsun. E, bu sayıyı oluşturan rakamlar demiş İsmail Öğretmen. İki elemanlı bir küme belirtir. Yani o zaman şöyle bir durum var. E, burada ben iki tane birbirinden farklı rakam kullanmışım. Yani dört hane var orada evet. Ama... İki tane rakamdan oluşuyor bu. Peki ikinci bilgidene vermiş İsmail Öğretmen. Rakamları değiştirilerek oluşturulacak bütün sayılar dört basamaklı çift doğal sayılardır. Yani diyor ki açık seçik ee, sıfır yok bu işin içinde diyor. Çünkü sıfır olmuş olsa mesela sıfırla iki olsa örnek veriyorum. Mesela sıfır, sıfır, iki, iki. Ama bu dört basamaklı bir sayı belirtmez. Ama tüm sayılar dört basamaklı belirtiyor diyor. Yani sıfır bu işin içinde olmayacak. Ve bütün sayılar da çifttir diyor. Yani o zaman 2, 4, 6, 8'den kullanacağız biz bu sayıları. Şimdi iki tane rakamdan oluştuğunu biliyorum ya. Hilmi bu şarta uygun kaç farklı numara bulabilir diye sorulmuş. İki rakam lazım bana. Öncelikle dört tane rakamdan ikisini rastgele seçerim. Çarpı. Çarpı. Şimdi bunlar iki rakamsa iki rakamı A ve B olarak düşünelim. Ya iki tane A iki tane B vardır. Ya da örnek veriyorum 3 tane A bir tane B biçimindedir. Tamam. 3 tane A bir tane B biçimindedir. Hangisinin hangisinin olacağı çok önem, önemi yok. Çünkü 4 tanesinden 2 tanesini zaten seçtim. Ben şimdi bunları kullanacağım. Şimdi 2 tane A ve 2 tane B varsa abi bunlar bir kere 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel biçimde sıralanıp yeni yeni sayılar oluşturabilir. Ki bu bana 6'yı verir. Şimdi 4'ün ikilisi çarpı 6 artı dedim devam ediyorum. 4'ün ikilisi çarpı ya da şu ihtimal. Yani 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Ki ben 24'ü 6'ya bölersem 4 bulurum. Demek ki çarpı 4 diyeceğim. 4'ün ikilisi kaçtı? 6'ydı. 6 kere 6 36. 4'ün ikilisi 6'ydı. 6 kere 4 24. Toplarsam 60'ı bulurum. Demek ki cevabım C şıkkında verilmiştir diyeceğim. Geçtik diğer soruya. Aralarında diyor Zeynep ve Şeyma'nın da bulunduğu 6 kişi yukarıda verilen masada yemek yiyeceklermiş. 6 kişi bu masaya rastgele oturduğunda Zeynep ile Şeyma'nın yan yana veya karşılıklı oturmuş olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi 6 kişi var. 6 kişilikte grup var burada. Yan yana veya karşılıklı oturmuş olma ihtimallerini soruyor ya bak. Yan yana nasıl otururlar? Ya şu ikisinde otururlar. Ya bu ikisinde. Ya şu ikisinde. Ya da bu ikisinde. Etti 4. Karşılıklı ya şu şekilde ya bu şekilde ya da bu şekilde. Etti 7. Toplam 7 farklı yere oturabilirler ama bunlar kendi aralarında da tabii yer değiştirebilirler. Değil mi? E çarpı varsayalım ki hocam varsayalım ki bir şuna oturdular bir de buna oturdular. E geriye kalan 4 kişi kendi aralarında 4 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. Farklı farklı görüntüler oluşur böylelikle. Peki tüm durum ne? Hocam tüm durum zaten 6 kişilerdi. 6 faktöriyeldir. Tamam bu kadar. Cevap bu. 4 faktöriyel ile 6 faktöriyeli sadeleştirirsem 5 kere 6 gelir. Şunu 2'ye böldüm, bunu 2'ye böldüm. 3 geldi. 7 bölü 5 kere 3 kaç yapar? 15. 7 bölü 15 bize cevabı verir. Doğru cevap A şıkkındadır. Gençler dikkat ettiyseniz olasılık sorularının cevapları daha kısa oluyor. Devam edelim bir diğer soruyla. Aşırı derecede beğendiğim, mükemmel ötesi bir soru. Gel beraber bir çözelim. İnşallah, inşallah diyorum. Çıkacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü fonksiyon bilgisi var içerisinde. Ama hani ufuk genişletici bir soru. Bir yandan bu soruyu çözünce bir yandan fonksiyon olma şartlarını da tekrar etmiş oluyorsun. Fonksiyonlar da grafikler üzerinden. Şimdi beni iyi dinle. Abi Recep diye bir eleman var. A noktasını yani sıfıra bir noktası çıkarılan bir birim e, çemberin analitik düzlemde farklı bölgelerinde kalan kısımları farklı renklerle çiziyor. Mesela burayı kırmızı, burayı yeşil, burayı mavi, burayı sarıyla göstermiş. Tamam. Şimdi eyvallah. Recep Farklı renkteki bu dört parçanın iki tanesini silmiş. Buna göre geriye kalan parçaların bir fonksiyonun grafiği olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın. Ben öncelikle bunları size şöyle resmetmek istiyorum. Şöyle gösterelim. Şurası kırmızıydı. Ee, şu kısım maviydi gençler. Hemen birazcık vaktinizi alacağım ama değecek yani. Güzel anlatacağım ben size bunu. Şurası sarıydı gençler. Şöyle sarı. Ve... Bir de yeşilimiz var. Şurası da şöyle yeşil olsun. Kabul mü? Turkuaz ama yeşil olarak görelim biz bunu. Şimdi bunu bir de şöyle y eksenini alalım. Bir de şuradan x eksenini çekip çıkaralım. Tamam. Şimdi gençler ben bunu buradan aldım. Şuraya çektim. İyi dinliyorsunuz beni. Diyor ki iki tanesini silecek. Ben bu iki tanesini sildiğim takdirde kalan parçaların bir fonksiyonun grafiği olma olasılığı sorulmuş. Şimdi örnek veriyorum abi şu ikisini silsem ben. Bu bir fonksiyon grafiği olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü şuradaki eleman hem buraya hem buraya gitmiş olamaz gençler. Tamam? Dolayısıyla bu ikisi benim istemediğim bir durum. O halde tam zıttı da istemediğim bir durum olur. Çünkü bu sefer buradaki eleman hem buraya hem de buraya gitmiş olur. Değil mi? O halde biz bu iki durumu istemiyoruz. Farklı istenmeyen bir durum var mı? Yok. Şimdi Nereden anlıyoruz? Şuradaki noktanın falan çıkarılması bizim ne işimize gelir? Bak eğer oradaki nokta çıkarılmamış olsaydı. Mesela ben bununla bunu sildim. Şurası boş, burası dolu hocam. Tamam mı? Şimdi eğer burası dolu olmuş olsaydı, o noktayı çıkarmamış olsaydı bu da bir fonksiyon belirtmezdi. Niye? Çünkü sıfır hem buraya hem de buraya gitmiş olurdu. Yani istenmeyen bir durum olurdu. Demek ki sevgili gençler ben sadece ama sadece şunla şunun aynı anda veya bunla bunun aynı anda silinmesini istemiyorum. E burada 4 parça var. İkisini silecektim. Tüm durum 4'ün ikilisidir. 4 tanesinden herhangi iki tanesini seçerim. Yani tüm durum 6'dır. Paydaya 6 yazacağım. İstenmeyen duruma dedi iki 2 taneydi. İkisini de yazarsam 2/6'dan 1/3 ihtimalle sevgili 2/6 değil mi? Bu istenmeyen durumdu. İstenmeyen durum değil fonksiyon grafiği olma olasılığı sorulmuş. 1 bölü 3 istenmeyense 2 bölü 3 istenen durumdur. Cevap da D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtik diğer soruya. Bir istatistik sorusu, bir veri sorusu. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse ortadaki sayıya çiftse ortadaki sayının aritmetik ortalamasına biz o grubunun medyanı diyoruz. Terimleri farklı tam sayılardan oluşan 1, 6, 7, 9, 29, A ve B. Veri grubunun medyanı A. Aritmetik ortalaması B'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi Zaten bunları küçükten büyüdür sıralamış ama ben bunların aralarını biraz şöyle açacağım. Yani şöyle 1, 6, 7, 9, 29 dedim. Bir tane daha yazayım. 1, 6, 7, 9 ve 29 dedim. Şimdi medyana A'ymış. Aritmetik ortalaması da B'ymiş. Medyan A ise A tam ortada kalması lazım. Şimdi tam ortada kalırsa mesela ben A'yı buraya yazdığım zaman B'yi bu tarafa yazmak zorundayım. Mesela B'yi buraya yazmak zorundayım. Aritmetik ortalama B olduğu için en büyük olamaz. Dolayısıyla B'nin burada işi yok. B mecburen burada olacak. Veyahut A'yı ben şuraya yazarsam B'yi otomatikman sol tarafa yazmam lazım. B en küçük olamayacağı için. Niye? Çünkü aritmetik ortalama. B 1 ile 6 arasında olmak zorunda. Güzel kardeşim bak iyi dinle beni. Burada burada bizden A ile B'nin toplamı isteniyor. Şimdi A buraya gelebilir mi? Hocam imkanı yok. A oraya gelmez. Niye 6 ile 7 arasında tam sayı yok? Birbirinden farklı elemanlar demiş. Demek ki ben bu ihtimali eleyeceğim. A buraya gelebilir ve hatta 8 olur. Başka bir ihtimali yok. 7 ile 9 arasında sadece 8 var. Birbirinden farklı dediği için 8'i seçmek zorundayım. Peki B kaç olur o zaman? B bu grubun aritmetik ortalaması. O zaman toplarım abi ben bunları. Mesela 1 ile 8'in toplamı 9. 9 daha 18. 7 daha 25, 6 daha 31. 29 daha 60 yapar. 60'ın üzerine B'yi ekleyip 7 tane terim olduğu için 7'ye bölersem eğer bu bana yine B'yi verecek. O zaman 60 artı B eşittir 7B ise abi 60 eşittir 6B'dir. B de buradan 10'un ta kendisi gelir. E B 10 sa A'yı da 8 bulmuştuk. Toplamları sorulmuş. 18 benim cevabımdır derim. Sınavda karşına çok mu farklı şeyler çıkacak? Çok farklı şeyler çıkmaz. Bazen bir tık zorlaştırabiliyorlar. Ama emin ol sen zaten bunu da göremezsen sana zor gelecek. Bak bunu da göremezsen, şuradaki ihtimali eleyemezsen, buradan aritmetik ortalamaya nasıl erişeceğini bulamazsan, aritmetik ortalamanın bir grubun en büyük veya en küçük elemanı ol, olmayacağından emin değilsen, bu soru da senin için zor zaten. Çözemediğin her soru zaten zorlaşır. Tamam mı? Gözünde büyür. Önemli olan burada çözülebilmesi. ÖSYM'nin soruları da çözülebilir seviyede zaten. Dolayısıyla bunu zor diye adlandıramayız ÖSYM'nin sorduğu istatistik i̇şte veri sorularını. bunlar kaynaklı senin bilmen gereken bu konuda tanımlara hakim olacaksın ki zaten tanımları da veriyor bize. Tanımın dışına çıkmadığı müddetçe soruyu da doğru yapmaya mecbursun. Geçtik sonraki soruya. Şimdi yukarıda yine tanım verilmiş ama bu tanım şu an için beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım şu. Dolayısıyla ben burayı kitledim abi. Şimdi sana soruyu okuyorum. Diyor ki 7 kişilik bir sınıfın boylarının büyükten küçüğe doğru sıralanmış listesi verilmiş. Bunlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Bir sınıfın boy uzunluklarının oluşturduğu bir veri grubunun aritmetik ortalaması 170'miş. Bak aritmetik ortalamanın 170 olduğundan bahsediyor. Buna göre Ozan ile Mavera yani Ozan grubun en uzunu Mavera da en kısası. Bu sınıftan ayrıldığında kalan 5 kişinin boy uzunluklarının oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması ile medyana nasıl değişir? Şimdi medyan bir kere değişmez. Onda hem fikir olalım. Niye? Çünkü zaten bu e, hani... Medyanı dediğim kişi burada faik. Değil mi? Tam ortada kalıyor. 3 tane üstünde 3 tane altında. Ortada kalıyor. Ben en uzunla en kısayı bu gruptan atarsam. E yine 2 tane altında 2 tane üstünde gene faik ortada kalıyor. Yani aritmetik ortalama belki değişir ama. Medyan kesinlikle değişmez. Medyanın değişmez olduğu durumları. Şu şekilde işaretleyelim. Yani doğal olarak ben C ve D şıklarını elemiş oldum. Tamam mı? Şimdi aritmetik ortalama bakacağım. Onu nasıl elde edebilirim, değişip değişmeyeceğini bak çok basit. Şimdi abi 170 aritmetik ortalamaydı. Bu grubun en uzunu 190'la Ozan, en kısası 156 ile Mavera. Abi aritmetik ortalama nasıl bir etkileri var? Ozan bu grubun aritmetik ortalamasını artırırken Mavera düşürüyor. Niye aritmetik ortalamadan daha az? Ozan aritmetik ortalamanın daha fazla. Ama ne kadar fazla ve ne kadar az olduğuna bakmamız lazım. Bak Mavera'nın aritmetik ortalamaya etkisi uzaklığı kadardır, 14 birimdir. Ozan'ın etkisi ise 21'dir. Değil mi? E hangisi daha yukarıya çekiyor bunu? Tabii ki Ozan. O halde Ozan'ın etkisi daha büyüktür. Yani Ozan bu grubun aritmetik ortalamasının fazlasıyla büyütüyor. Madem öyle ben Ozan'ı çıkarırsam, yanında da Mavera'yı çıkarırsam aritmetik ortalama yükselmez, alçalır. Niye? Boyu çok uzun olan birisi bu gruptan çıktığına göre aritmetik ortalama azalacaktır. Demek ki cevabımız azalır ve değişmez olacak. Yani cevap B şıkkında verilmişti gençler. Evet, böylelikle son videomuzu da son sorumuzu da çözmüş olduk, çekmiş olduk ve bunları sizlerle buluşturabildiğim için mutluyum açıkçası. E niye? Çünkü hocam yani size bir söz vermiştim TYT'yi çözerken. Demiştim ki arkadaşlarım, e, burada işaret koyduğumuz soruları daha sonrasında hatta benim de tekrardan bir elekten geçirerek tekrardan sizlere çözeceğim demiştim. Sözümü tuttum. Umarım sizler için faydası olmuştur. Umarım sizler için iyi olmuştur. Çünkü artık elimizden ne gerekiyorsa ne geliyorsa bunları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunları yapmak için çabalıyoruz. Ciddi anlamda. Yani benim iki yaşında bir kızım var. E, i̇ki yaşındaki kızımı sabah evde bırakıyorum. Uyurken bazen alnından öpüyorum, evden öyle çıkıyorum, akşam saat yedi buçukta eve giriyorum. Hani diyorum ya, bir şeylerden felaket ediyoruz. Hani ne için? Bunların bir karşılığı var mı? Ya yemin ediyorum böyle YouTube'dan falan kazanılan paraların böyle yüzüne bakmazsınız gençler. Bak ciddi anlamda yüzüne bile bakmazsınız. Bunları sizler için yapıyoruz. Allah'a çok şükür bunları yapabilecek gücümüz var. İşte ben 2000 18 yılında çıktığım bu yolda artık sene 2024 olmuş. 6 yıldır gençler 6 yıldır bu şekilde sizlere ders anlatıyorum. 2500'den fazla video çektim. Bunların 1300'e yakınını silmek zorunda kaldım acil matematikten kaynaklı. E şimdi düşünüyorsun tekrardan bak 1300'den fazla video sildim ama hani tekrardan video sayıları 1200'ü yine geçti. Yani sizler için çalışmaya, sizler için çabalamaya devam ediyorum. Umarım faydası da dokunuyordur. Bunun karşılığında hocam hani madem böyle maddi bir beklentiniz yok yapıyorsunuz. Bunun karşılığında beklediğiniz nedir diye soruyorsanız da. Gençler süreç bittiğinde sınava girip çıktığınızda. Eğer elde güzel bir şeyler kaldıysa sizin adınıza. Bana bir Allah razı olsun hocam demeniz yeterli. Yemin ederim başka hiçbir şey istemem. Tamam. Sonraki videolarımıza görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı daha lütfen unutmayın.